Videoda izlemeliyim şu zafer hareketini bir kere yapar mısın? Yaparım. Aramıza hoş geldin. Bu zor günlerde bize yaşattığın heyecan için teşekkür ederim. Sağ ol. Motivasyonunuz neydi? Bu başarıyı bekliyor muydunuz? Motivasyonum benim her zaman ok atarken, o podyuma çıktığım zaman keyif almak, eğlenmek ve tabii ki de gülmek. Bu başarıyı bekliyordum. Yani 5 sene önceden beri bekliyordum. Yani 2016 Rio bittikten beri her zaman söyledim. Her yerde söyledim. Tabii ki de verdiğim sözü tutmak daha da bir gurur verici, daha da güzel bir şey. Ama tabii ki de zaman zaman karamsar olduğum ya da böyle olmayacak dediğim zamanlar da oldu. Ama ondan sonra verdiğim söz ve yaptığım emekleri atıldıktan sonra beni daha da hırslandırdı onlar. Başarının sırrı hakkında ne söyleyebilirsin? Ayrıca olimpiyat şampiyonu için tebrikler. Başarımın sırrı çok çalışmak. Yani yetenekliyimdir ya da değilimdir. Bunu yani karar verecek kişi ben değilim ama gerçekten çok çalıştım. 5 yıl boyunca yani en az 8 saat çalıştım. O da tatil günlerim muhtemelen. Onun dışında gece antrenman yaptım. Gideceğim ülkenin saatlerine göre antrenman yaptım. Yediğim şeyleri düzenledim. Nasıl derler? Yani çok büyük fedakarlıklar yaptım. Yani gerçekten altın madalyayı kazanmak için gereken her şeyi yapmıştım. Sonunda karşılığını almak çok mutluluk verici değil, çok rahatlatıcı. İnsan hafifliyor. Amerika rakibin atış kullanırken arkadan çok sinir bozucu şekilde sırtman tesadüfen mi oldu? Yoksa bu genelde kullandığım bir psikolojik üstünlük elde etme hamlesi mi? Başarılarımı kutlarım. Daha önce başa dilerim. Saygılar. Teşekkür ederim. Yani bu tabii ki de benim gülmek ve mutlu olmak zaten kendi hayatımda da olduğum bir şey. Ve bunu orada mutluyum ve kendim gibiyim. Ama orada tabii ekstrem bir durum var. Ben orada aslında rakibime değil tribünde onun spor psikoloğuna yaptım o hareketi. Çünkü rakibim atış yaptıktan sonra bağırıyorlardı. Ve atış yapmadan önce de rakibim. Kendisi, kendi rakibim. O kapmadan önce İşte atarsın, sen çok iyi atıyorsun, işte antrenmandaki gibi at, çok rahatsın diye bağırıyorlardı. Rakibim onu attıktan sonra daha da fazla bağırıp bana bakıyorlardı. Yani bana bakarak bağırıyordu o kadın özellikle. İşte psikolog olduğu için herhalde, ne bileyim, saçma sapan hareketler yapıyordu. Sonra ben de bunu fark ettim. Böyle bir şey yaptım, gördüm. Ve ben de rakibim atarken onun gözünün içine bakarak cümleye başladım bu şekilde. Sonra rakibim atıyor, 10 bağırıyor, bana dönüyor. Bana döndüğünde göz yüze geliyor bende. Ben hala gülmeye devam ediyorum. Ondan sonra gülüyorum, göz yüze geldim. Emin olduğum zaman, yani şu şöyle oluyoruz. Göz yüze geliyoruz. Ben sonra dönüyorum, okuma atıyorum 10. Hemen ona dönüp tekrar gülmeye başlıyorum. Ondan sonra zaten kızdan bağırmayı kesti. Nasıl bir his lan? Olimpiyat şampiyonusun, onun bugünle bugün. Vallahi seni görünce içim kıpır kıpır oluyor. Tabii bu zaferin ardında koca bir hikaye var. Neler oldu orada? Yeteneğini fark edip azimle buluşturman ne kadar sürdü? Peki sen de manasız zamanlarda birden ayağa kalkıp bağırmayacaktın. Anton, artık ağzının yerini biliyorum. Biliyor musun hiç? Desene be. Demiş oldum aslında bunu söyleyince. Yeteneğimi keşfettim. Ben değil, babam bir yeteneğimi keşfetti. Bana disiplin ve azim aşılayarak nasıl geliştireceğimi öğrettiler. Ve ben de hiçbir zaman pes etmeden çalışmaya devam ettim. Nasıl biz çok olağanüstü, biz hani muazzam, hani şey oluyorsunuz, daha üstü olamaz bu isim ve yani aslında çok da bir tarif yok. O yüzden çok da biraz saçmalamış olabilirim. Şey olmuyor, manasız zamanlarda ayağa kalkıp bağırmayacaktın demiyorum ama yarışma sırasında genelde bana bağıran tribünler ve rakibim olunca kazanma şansını oldukça düşürüyor. Merhaba Mete, öncelikle hoş geldin. Son günlerde yaşadığımız acı olayların arasında bizlere yaşattığın harika duygulardan dolayı sana minnettarız. Hepimizi onurlandırdın. Herkesin merak ettiği sorulardan başlamak istiyorum. Galibe sonrası yaptığın sevinç ritüelinin özel bir anlamı var mı? Şu anda teknik ekipte olan ve benim öz abimi kadar gördüğüm Sermet abim var. Sermet abi bundan 8 sene önce ben ilk defa takıma girdiğim zaman 2013 yılında bana çok fazla desteği oldu. Bana çok fazla yol gösterdi. Neyin nasıl olduğunu öğretti diyebilirim. Biz onunla beraber
oturup konuşurken işte sohbet ederken Sermet abi geldi, bana bu hareketi gösterdi. Dedi ki bak sana bir hareket buldum, senin sevinç hareketin olacak bir ileride ve sen bunu dünya şampiyonu olduğunda kullanacaksın dedi ve söz vermemi istedi, ben de söz verdim. Sonra biz o gün oturup Sermet abiyle o sevinç gösterisinin nasıl olacak, dünya şampiyonasına attın, birinci oldun, nasıl yapacaksın, ne yapacaksın bunları düşündük. Sonra tabii o günden sonra bir daha hiç bu konu hakkında konuşmadık. Sonra ben 5 sene sonra 2018'de Dünya Kupası'nda şampiyon olunca aynı o gün konuştuğumuz gibi bu sevinç gösterimizi yaptık. Yaptım ve sonra hareket benimle beraber özdeşleşti. Özdeşleşti. Tekerleme gibi. Şapkada bir keramet mi var? Yani şapkada keramet benim için var. Şapkanın benim için manevi değeri inanılmaz yüksek. Benim şu anki milli takım antrenörüm Göktuğ Hoca'nın sporcuyken kullandığı şapka. Ve o da aynı şapka 2008 Pekin Olimpiyatlarına katıldı. Ben ondan aldım. Yani eşyalarını karıştırırken aldım. Çalmadım. Kalıcı olarak benim tarafıma geçti. Eşyalarına bakarken diyelim. Eşyalarına bakarken denk geldim. Motivasyonun kırıldığı zamanlar oldu mu? Olduğu zaman nasıl kendini toparladın? Kendi kariyerinde kırılma noktası olarak gördüğün bir an var mı? Umarım önümüzdeki olimpiyatlarda altın ambargo koyarsın. Her zaman teşekkür ederim. Motivasyon kırıldığı zaman oldu. 6 sene önce 2015'te Dünya Şampiyonası'ndan sonra yani 2016 Rio Olimpiyatları için kota yarışmasıydı. Ve benim milli takımda ikinci yılımdı. Ve dünya şampiyonası o kadar çok kötü geçti ki yani inanılmaz kötüydü. Hayatımın en kötü yarışmasıydı. Ve ben o dönem okçuluğu bırakmayı düşünüyordum. Yani çünkü 2 sene boyunca çalışıyorsun. O zamanlar tabii böyle yaşım daha da küçük. Yani böyle olacak mı, olmayacak mı gibi bir şeye girdim. Endişeye girdim. Yani çünkü çok fazla emek vardı o zamanda da. Olmayınca dedim ki herhalde benden okçu olmayacak. Yani bu işte olacak. Başka bir sporda başka bir derslerime yöneleyim diye düşünmüştüm. Yani ben anneme söyledim ki anne ben okçuluğu bırakmak istiyorum dedim. İşte bunu anlattım. Annem de istemiyorsan yapma dedi. Yani sonuç olarak senin zorla okçuluk, yani biz okçuluğun içindeyiz diye sana da okçuluk yaptıracak halimiz yok. Ama ben kararın ne olursa seni her zaman destekleyeceğim. Bıraksan da bırakmasan da her zaman arkanda olacağım. Ama ben ve baban senin gerçekten iyi bir sporcu olacağını düşünüyoruz. Bu yüzden devam etmeni isteriz. Ama tabii ki de yani bıraksan da ben senin arkandayım, devam etmeni senin arkandayım dedi. Bu çok büyük bir kırılma anı oldu. Beni bayağı bir hırslandırdı ve 2016 kariyerimin hani çıkış yılı oldu bir sene sonra. Böyle bir ailede doğduğun için kendini şanslı buluyor musun Mete? Özellikle soy ismi konusunda. Yani küçükken hiç şanslı bulmuyordum soy isim konusunda. Özellikle hiç de sevmezdim. Bir kere babama gidip hatta soy ismimi değiştirmek istemiştim. Çünkü çok fazla dalga konusu oluyorsunuz doğal olarak. Yani neler neler duydum. Şey, gazoz, kola, fanta bunlardan şey yani. Standart şeyler. Bir sürü şeyler duyuyorsunuz. Ama tabii İlerledikçe aslında özel olduğunu anlıyorsunuz ve daha çok hoşunuza gidiyor. Diyorsunuz ki iyi ki soy ismin gazoz. Farklı değilim. Olimpiyat köyündeki ortamı biraz anlatsana bize. Yani köy aslında bütün dünyadan bütün herkes var. Yani orada aslında bilmediğin ülkeler görüyorsun. Yani diyorsun bu ülkede mi varmış? Sonra bakıyorsun haritadan gerçekten varmış. Ve hani yolda karşılaştığın, sıra verdiğin insan bir gün sonra Olimpiyat şampiyonu olarak televizyonda onu izleyebiliyorsun ya da onunla beraber karşılıklı kahvaltı yapabiliyorsun. Yani çok enteresan bir atmosfer ve herkes aslında birbirine rakip ama aynı zamanda da bir dostluk ve bir saygı olduğunu hissediyorsun. Yani böyle koskocaman yüz binlerce insanın spor için toplandığı muazzam bir ortam yani. Selam müsabakaları biten sporcular kendi istekleriyle mi erken dönüyorlar yoksa siz mi bunu tercih ediyorsunuz? Normal şartlarda olimpiyatlar müsabakası bittikten sonra sonuna kadar kalabiliyorsunuz. Fakat Covid'den dolayı müsabakan bittikten sonra 48 saat içinde köyü terk etmeniz gerekiyor. Bir spor dalında çok
Yetenekli olan ama o spor yaparken mutlu olmayan bir ergen ne yapmalıdır? Yani bir sporda çok yetenekli olmanız o sporda başarılı olmanız gerektiğini göstermez. Bence bir yerde başarılı olmanız için en önemli kriter yetenekli olmanızdan ziyade onu sevip seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Çünkü yetenek sizi bir yere kadar getirir. Ondan sonrası çok sıkı çalışmaktır. Yani sıkı çalışan birisi, yetenekli ama hiçbir iş yapmayan, mutsuz olan birisini çok rahat bir şekilde geçebilir. O yüzden sevdiğiniz iş yapın. Mete merhaba, 30 yaşından sonra okçuluğa başlanır mı? Başlayabilirsiniz. Okçuluğun sadece minimum seviyede başlama yaşı var. O da çocuğun fiziksel durumuna göre minimum 5 olabilir ama ideali 7. 7 yaş. Ama üst istersen 60 yaşında başlayabilirsin. 92 yaşında okçumuz var. Hoş geldin şampiyon. Gözümüz yollarda kaldı. Benim sorum bir sağlıkçı olarak şu. Kalp atış hızınız ve şiddetine de özel çalışıyor musunuz antrenmanların sırasında? Final müsabakasında rakibin kalp krizi geçirmek üzereyken sen gayet rahat bir nabız ifadeyle ok atıyordun notları. Başarınızın devamı dilerim. Sevinçten ağlamayan çok olmuştu. Teşekkür ederim. Tabii ki de çalışıyoruz çünkü normal antrenman sırasında ortalama kalp atış hızımız 90 ve 110. Yani çok aslında bu çok sistematik çalıştığımızdan kaynaklanıyor. Mesela şimdi 6 sene önce döndüğümüzde atıyorum 15 Temmuz öğleden sonraki antrenman. Benim bütün kalp atış hızım orada var. Yani bunu bulabiliriz çok kolay bir şekilde. Biz de antrenmanlarımızın içerisine koşu atış dediğimiz antrenmanlar koyuyoruz. Polar saatler sayesinde nabzımızı minimum 140 seviyesinde tutup tuttuğumuz antrenmanlar oluyor. Bu sayede o yüksek nabız aralığında ki atışlara vücudumuzu ve zihnimizi alıştırıp kontrol etmeyi öğreniyoruz. Ve bu antrenmanın gerçekten işe yaradığını biz zaten biliyorduk. Bir kez daha emin olmuş ve herkese göstermiş olduk. Mete merhaba, bu zor günlerde yüzümüzü güldüren ve bizlere büyük bir sevinç yaşattın. Çok teşekkür ederiz tüm ülke olarak. Okçuluk maç sırasında mental olarak oldukça sağlam kalmaya gerektiriyor diyebiliyorum. Maça kötü başladığında demoralize olmamayı ve odaklanmayı nasıl başarıyorsun? Daha doğrusu bunun için özel bir çalışma hazırlık yapıyor musun? Zaten maç başladığında demoralize olduğunuz anda zaten maçı kazanma şansı ortadan kalkıyor. Yani bunu rakibi hissettirdiğiniz anda kazanma şansı ortadan kalkıyor. Çünkü fiziksel anlamda ve teknik anlamda zaten finale çıktığınız için bir eksiğiniz yok. Rakibiniz de bu konuda bir eksiği yok. Farkı ne oluşturuyor? Kim daha fazla güçlü kalabilecek? O yüzden demoralize olsanız bile hareketlerinizle bunu kamufle etmeniz gerekiyor. Tabii ki de bu kişiden kişiye göre değişir. Ben moralim de bozuk olsa orada sırıtmaya çalışıyorum ve yani genelde finalde kötü de atsam ki attığım zamanlar da oldu ya da hiçbir zaman sırtına asmadım ya da mutsuz gözükmedim çünkü bir daha o an yaşama şansımız yok. Bir daha o an yaşama atma, bir daha aynı şekilde yaşama şansım yok. Spor bu. Kazanmak da olabilir, kaybetmek de olabilir. Tabii kazanmak daha keyifli, eğlenceli ama kaybettiğiniz zamanlarda da bir ders çıkardığınız zaman, bir şeyler öğrenebildiğiniz zaman aslında kaybetmiş olmuyorsunuz zaten. Bir şeyler kazanmış oluyorsunuz mutlaka. O yüzden her zaman gülüyoruz. Çünkü pozitif duygular negatif duygulardan daha güçlü. Vallahi soru falan bilmem de gerçekten bize büyük ruh yaşattın. Helal olsun. Ölpet kafilesinde okçular dışında en yakın olduğun kişiler kimler? Bir de altın aldığın gece kaç ok attın? Yani ben bütün kafileli çok yakındım herkese. Yani kafilenin doktorundan masörüne, karatecisinden badmintoncusuna. Herkese çok yakındım. Yani herkesle sohbetim, bir muhabbetim vardı. Altın aldığım gece yani son ok attıktan sonra artık bir kafamda ok atmayı bıraktım bir süre. Bir gece rahat uyudum. Antrenmansız uyudum. Mete selam, hoş geldin. Çok çok tebrikler, çok büyük başarı için. Olimpiyatlara büyük bir özveri ve özgüvenle katıldın biliyoruz. Altın madalya yolculuğunda birçok tecrübeli rakiple karşılaştın. Senin en çok zorlanan rakibin kimdi ve zaferlerin ardından rakiplerle nasıl bir diyalog ortamı oluştu aranızda? Sevgiler. İkinci turdaki rakibim çok zordu çünkü o gün hava şartları çok rüzgarlı ve saçma bir rüzgar vardı. Rakibim fiziksel olarak benden daha kalıplı ve daha güçlüydü. O yüzden o daha az etkilenen bir sporcuydu rüzgardan.
bana göre. Ben çünkü hafif olduğum için çok sallanıyorum rüzgarda. Onunla çok yani yüksek puanlı bir mücadele içerisindeydik. O beni çok zorladı. Zafer'in ardından genelde zaten konuşulmuyor o anda rakiple ama İtalyan'ı yendikten sonra İtalyan çok mutluydu. İkinci olduğu için. Hani sarıldık, tebrik etti. Sonra teşekkür etti. O kadar. Mete'cim çeyrek finalde ABD ile karşılaşacağını öğrenince neye seyrettin? Zira kendisi bir okçuk efsanesiydi. Bu muhtemelen bir okçu sormuştur. Hani Amerikalı ile karşılaşınca ben çok mutlu oldum. Yani bizim yarışmamızdan bir hafta önce belliydi onunla karşılaşacağımız ve çok yani şey dedim kendi kendime inşallah o kalabilir 8'e de karşılaşırız. Çünkü yani benle karşılaşınca psikolojik olarak çöken bir sporcu. Tabi biz de bunu bildiğimiz için sürekli üstüne gidiyoruz. Bunu kullanıyoruz. İkinci tur bittikten sonra yani o ikinci tura attığımız zaman o günün en yüksek puanını attım ben. Podyumdan inerken Gökte abiye söyledim. Dedim ki bu adam bizi kesin bir yerden seyretti. Tebrik etmeye gelirse 4'e garanti kalırız dedim. Sahaya girdiğimiz gibi geldi bizi tebrik etti. Dedim ki Gökte aynen buna güldüm. Dedim bu bizi tebrik etti. Kesin bu saatten sonra bunu geçeriz. Çok rahat olur dedim. Sonra o anda güldük. Can Gürses'in Twitter paylaşımına göre omuz gelişimi için 8 yaşına kadar yüzme kursuna gitmişim. Koordinasyon katkısı için basketbol oynamış. Görme ve dikkat yeteneğinin gelişimi için 1 sene resim kursuna gitmiş. Göz ve el koordinasyonu için 2 yıl pınar eğitim almış olan bir olimpiyat şampiyonu. Emek vermek böyle bir şey demek ki. Hani gerçekten bunlar tabii temel olan şeyler. Bunları yaparken siz eğlenerek yapıyorsunuz ve severek yapıyorsunuz, isterek yapıyorsunuz. Bunların böyle katı olarak şartlanarak yapılması değil, çocuğun oyun çerçevesinde yapılması gerekiyor ki ben de bu şekilde yaptım. Bunların üzerine de günde minimum 8 saat antrenmanla koyunca zor oluyor. Zormuş. Teşekkür ederim yorum için, bilmesi. Konudan tamamen bağımsız biçimde fen lisesine giden 500 puan bile alsa tıp yerine mühendis kazan öğrenci tipi var bu çocukta. Yani benim sınavlardan aldığım en yüksek puan 183'tü herhalde. Ya da pardon, bir kere 243 almıştım üniversite sınavından. Ki bence tıp da güzel, mühendis de güzel. Yani bu da aslında güzel bir şey, yorum. Teşekkür ederim yorum için. Yani senin de nickname'in tam olarak bahsettiğin gibi olmuş. Ben geçenlerde 120 nabız bir titreme var diyerek hastaneye gittim. Bizimki 108 nabızı son sette 3 tane 12 isabet yaptım. Maşallah. Çok teşekkür ederim yorum için. İnşallah sağlamda bir sıkıntı yoktur. İlkistan diye biri göndermiş. Okçuk sporunu ve kültürünü pek bilmiyorum. Ama 21 yaşında bir çocuğun takım arkadaşı atış yapıyorken her seferinde arkadan direktifler vermeye, bir şeyler söylemeye çalışması bu kadar konsantrasyon gerektiren bir spor da bana garip geldi. Evet, gerçekten bilmiyorsun. Biraz daha sessiz sakin dursaydı bence daha faydalı bir şey olurdu. Bence de çok haklı konuşmuşsun. Ama neyse ki bu kadar konsantrasyon gerektiren bir spor yapmıyoruz. Çünkü ben karşınızda görebileceğiniz konsantrasyonun en bozuk insanım. O, ben Yasemin'le beraber yaklaşık olarak 12 yıldır beraberiz, takım arkadaşıyız ve arkadan birbirimizin tekniğiyle alakalı ve hava durumuyla alakalı bilgiler veriyoruz. Teşekkür ederim durum için. Sporda biraz daha ilgilenmeni dilerim. Son sete başlıyorsun, olimpiyat altına gideceksin. Yanında Dalyan gibi İtalyan, yayını kaldırırken zangır zangır titriyor. Bir heyecan yap, bir titrip, bir okun, sallansın, Robin Hood musun, William Tell misin, Nicholas misin bir kardeşim, Metagazos. Metagazos'um. Çok teşekkür ederim yorum için. Yine aynı şekilde İtalyan'la daha önce iki kere karşılaşmıştık. Onu da biraz psikolojisini bozmuşuz demek ki. Ya bu aslında biraz da şeyden kaynaklanıyor. İnsanların finallerde bu kadar stres yapması. Çünkü kaybetmemek için, o katıkları için daha da kendine baskı alıyor. Ben kazanmak için atıyorum ve elenmek için atıyorum. En büyük farkımız da bu oluyor. Babadan öğrenilen en kıymetli şey, bana hep şey derdi. Ok kasla kemikle atılmaz, düşüncelerle atılır. Ekşi itiraf. Şapka çaldım diyor. Bu itirafım bu. Şapka çaldım. Mutlu olmak için gerekenler.
Teknolojiden bağımsız kendine ayrılan zamandır bence. Bu kadar. Teknolojisiz ve kendine ayrılan zaman. Hayal kırıklığıyla baş etmenin yolları. Nerede yanlış yaptığını aramak. Geleceğe ulaşmak istenilen bir hedef bırak. 4 altın madalya. Yetenek mi, çalışmak mı başarıya götürür? Sorunsalı. Yetenek sizi ortalama insanın üzerine çıkartır. Çalışmak sizi yetenekli insanların üstüne çıkartır. Uf. Bu da burada biter.